Pasta güzelmiş. Afiyet olsun. Bildiğiniz gibi bazı gerekli incelemelerde bulunmak için buradayım. Evliliğinizin gerçek sebeplere dayanıp dayanmadığını anlamak için size bazı sorular soracağım. Zamanlama da iyi oldu. Doğal bir kutlama ortamının içine düşmüşüm. Bu sizin için artı bir puan. Öncelikle varsa birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı görmek isterim. Var var. Ne zamandır telefondaydı. Bugün almıştım çıktıları. Hikayenizi dinlemek isterim sizden. Siz de biliyorsunuzdur. O katilden kaçarken tanıştık Poyraz'la. Evini açtı. Fedakar davrandı çok. Ondan sonra da işte böyle oldu. Böyle oldu derken evliliği atladınız. Eşim bu konuları konuşmaktan utanır biraz. Ayrıca biraz delidir. Sağ solu belli olmaz. Uyarayım. Nasıl yani? Zor şeyler yaşamış. Kimseye güvenmiyordu önce. İlk tanışmamız falan çok olaylı. Ne bakıyorsun yine deli deli? Yalan mı? Doğru. Ama sonra yavaş yavaş güvendik birbirimize. Sonra da hiç aklımda yokken bir baktım ki olanlar olmuş. Vurulmuşum ben bu deli kıza. Sonra iş söylemeye geldi. Ben cesur adamımdır Servet Bey. Aman ana başka. Ondan korktum işte. Deli çünkü. Her şeyi yakıp yıkıp gidebilirdi. Yalan mı? Doğru. Ama korksam da susamazdım artık. Her şeyi göze aldım. Sonra da bugünlere geldik. Poyraz Bey size duygularını söylediğinde ne hissettiniz? Bu ne ki? Bugüne kadar sustum. Söylemedim. Çok yazdım, çizdim. Ama hepsini yırtıp attım. Bir de ben yük bindirmeyeyim dedim. Ağır şeyler taşıyan omuzlarını. Ama şimdi aramızda söylenmemiş bir şey kalsın istemiyorum. Sen benim fırtınamın dindiği yermişsin. Gözlerine bakınca tamam diyorum. Burasıymış benim yerim. Ölene kadar kalırım burada. Delisin. Yakıp kekarsın diye sustuklarım. Al şimdi sana emanet. O? O beni? Çok şaşırdım. İnanamadım. O güne kadar hep dost olarak görmüştüm. Nasıl yapar bunu dedim.
kızdım. Ama sonra? Sonra? Aslında ben de onu sevdiğimi anladım. Ben izninizle lavaboya gideyim. Tanrım, ne yapacağım ben? Belki de anlattığı her şey gerçek. Gelecekle ilgili planlarınız neler peki? İki çocuk, bir kız, bir erkek. Bu da nereden çıktı? Daha önce konuşmadık ki. Anladım. Tamam, üç de olur. Yine kafanı eseni yapıyorsun. Sana boşuna fırtına dememişler. Onunla geleni alıp götürüyorsun. Danışmadan, konuşmadan karar veriyorsun. Ne güzel işte. Sen deli, ben fırtına. Geçinip gidiyoruz. Yalnız sen böyle kafanı eseni yaparsan geçinip gidemeyiz. Oo, bende daha çok hayal var. Mesela bir tane de bahçeli ev istiyorum ben. Bahçede çocuklar oynarken biz mangal yapalım. Sonra ailece oturup çoluk çocuk afiyetle yiyelim istiyorum. Sen benden habersiz ikimiz için hayal kuramazsın. Ben istiyor muyum bu çocuk, bahçeli ev? Hiç bana sordun mu? Hayatımı senin hayatına bağlamışım. Eşim değil misin? Öyle bir kurarım ki.